Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Usul dersimizde Menar'dan kıyas bahsini devam ettiriyoruz. Ve cümletü ma yuallelülleh erbatun. Kendisiyle taal yapılan, illet yapılan şeylerin toplamı dört tanedir. Evet. İspatul mucibi, hükmü icap ettirici şeyi ispat etmek, ev vas fehu ya da vasfını ispat. Birincisi bu. İspatın mucibi, ev vasfı. Mucib gerektiren şey veyahut da vasfını ispat. Hürmeti gerektiren şey veyahut da vasfı. İkincisi ispatü şartı, ev vasfı. Vasfı. Şartı veyahut da vasfını ispat. Üçüncüsü ispatü hükmü, ev vasfı. Hükmü veyahut da vasfını ispat. Kel cinsiyeti li hurmetin nisa. İşte kadınların mahrem olmasının sebebi cinsiyet olmasıdır. Neslinden türemesidir yani. Ve sıfatı sevim fi zekatil enam, yayılma hayvanlarında sahim olma vasfı gibi mesela. Ve şuhudu fi nikah, nikahta şartlar mesela. Şuhudu tatil adaletü ve zükuretü fiha. Bu nikahta adaletli olması şartı, erkek olması şartı koşuldu. Sırf kadınların şahitliği olmaz ve şahitlerde adalet olması lazım. Ve tebri ve teyra ebter kelimesinin ismi tazkir olur bu. Evet. Tek rekat üzere bu teyra kılmak mesela. Ve sıfatul bitir mesela. Bitir namazına tek rekat kılmak gibi. Bunlar tabi bu sayılanlar bizde böyle şartta değildir yani. Bunlar şartların öne koştuğu bazı şartlardır. Ve râbi'u bize göre min cümletin mâ yuallelle illet getirilen şeylerin toplamından olan, illet yapılanların toplamından sayılan dördüncüsü tâdiyetü hükmün nas, nasın hükmünü geçirmek ile mâ lâ nasse fî, hakkında nas olmayan yere. Şarabın hakkında da var. Sarhoş edicidir, hükümdür, haramdır. Bir ayar rakibini geçiriyoruz. Nilyes bute fihi. Onda da hüküm sabit olsun için. Tadiyetü hukmun lazımın önden. Bize göre tadiye geçerli olması lazım bir hükümdür. Geçerli olmazsa, birbirine geçmezse, tadi etmezse o zaman illet nakız kalır. Bize göre bu lazımdır, şarttır ya. Caizin önünde şafi. Şafi'ye göre ise caizdir. Tadiye etmese de olabilir diyor. لَنُ يَجُوزُ تَعْلِهُ بِالْاِلَّتِ الْكَاسِرَةِ Ona göre nakıs illetlere illet getirmek de caiz ediyor. كَتْتَعْلِهُ بِالْثَمَنِيَةِ Mesela semen, para olursa paraya karşı bozulduğu zaman da zekat olabilir. İşte altın, gümüş paradır diyor. Ondan dolayı onda faiz cari olabilir diyor. Para olmayanlarda cari olmaz. Yani ona göre demiri demire ver, istediğin kadar farklı ver gibi mana çıkıyor ortaya. Bizde ise bu nedir? Kasırdır, nakıstır, noksandır. Cinsiyet ve kader miktar varsa orada eşit olacak diyoruz. Ve talilül eksamis selasetil uvel evet ve nefiyuha batıl. İlk saydığımız üç talilde ispat veyahut da nefi batıldır. Yani bize göre geçerli olmaz. Felem yapka iller rabiu ancak dördüncü kısım olan kaldı ki o illeti tadiye, illeti müteaddi olan kıyas kaldı. Evet. Ve istisanu istisan İstisan gizli kıyas manasındadır. Yekün bil eser, eserle yani rivayetlerle olur. Vel icma, icma ile olur. Ve darurati, zarurati olur. Vel kıyası hafi, hafi gizli kıyasla olur. Mesela kesselem, bu eserle sabittir. Selam yani mal yok, şu anda buğday yok. Köylüye para veriyor. Eylül ayında buğday istiyorum diyor. Bu aslında normal ticaret kurallarına uymaz ama bu nedir? Eserle gelmiştir. Efendimiz Aleyhisselam'dan rivayetlerin bir rivayetle. Kıyasa uymaz. Vel istisna, sanat. Sanatçılara gidiyorsun, bana diyorsun bir mest yap, bir ayakkabı yap. Ortada ayakkabı yok, mest yok. Sipariş veriyorsun yani. Bu da nedir? İcma ile sabittir. Ve tathirul evani, kapların üç kere yıkandığı zaman temiz olması. Normalde elbiseyi yıkadığımız zaman sıkacağız değil mi? Sıkılması lazım. Yani kaplar sıkılmaz ki. Böyle olduğu halde ne oluyor? Zavraten temiz oluyor. Taharatü su'urul sibayet tayr.
yırtıcı kuşların arttığını, temiz olması. Yırtıcı hayvanlar, kurt, ayı, çakal gibi hayvanların arttığı pistir. Niye? Çünkü onların etinden kaynaklanan salya ağızlarına geldiği için salya suya değer. Kalan su, içtiği su, geri kalan su pistir. Kuşlarda da durum böyle değildir. Çünkü kuşlar gagayla. Gaga, uzun gaga, kemiktir. Onda salya yoktur. Dolayısıyla o gagasında bir pislik yoksa onun içtiği su, geri kalan arttığı temizdir. İşte bu ne oldu? Gizli kıyasla istisna yapıldı. وَلَمَّا سَارَتِ الْاِلَّتُ اِنْدَنَا اِلَّتَنْ اَسْرِيهَا Bize göre illet kendi başına müstakil bir şey olduğu için, yani devran değil. O gelirse o gider, o varsa o gider. Güneş doğarsa gündüz olur, batarsa gece olur. O gelirse bu gider gibi devran şeklinde değil de, varsa vardır, yoksa yoktur gibi değil de, bize göre müstakildir. İllet kendi başına müstakil mevcut olacak ki, mesela şarabın illeti tesir edici, sarhoş edici. O sarhoş edici vasfını duruyorsa tamamdır. Müstakildir yani. Bu yüzden kaddemna alel kıyası. Dolayısıyla illet tesir edici olduğu için burada kaddemna alel kıyası el istisane. İstisanı gizli kıyaslı daha tesirli olan, illeti gizli olan, tesirli olan istisanı öne aldık. Gelizü ve el kıyasül hafiyyü. Zahir kıyas, kıyası celidir. Hafi kıyas, kıyası istihsandır yani, istihsandır. İza kaviye eseri olur. Tabi istihsanın eseri kuvvetli olduğu zaman. Bak ne demesi de eser. Rivayet dedik, icma dedik, zaruret dedik. Kattemnel kıyası, bazen de kıyası öne alırız. Sıhhati eseri, el batın. Gizli olan eseri sahih olduğu için. Alel istihsan, istihsan üzerine bunu aldık. Elle zöyle istihsan ki, zahir eseri hu, eseri açıktadır ama ve kafiye fesat, fesat gizlidir. Böyle bir istihsandan daha üstündür açık kıyas. Cemalizat tela ayetel secdeti fi salati. Namazında secde ayetini okursa kıraatta ve innu yerkehu rükû etse biha o secde için evet kıyasen evet kıyasen bu olur dedik. Abi fil istihsan asıl gizli kıyasta la yüczihi ona yeterli olmaz. Çünkü secde yere inmesi lazım. Yüzünün yere olması lazım. Halbuki burada oluyor. Şimdi okurken rükünün sonuna doğru okuduğu ayet, secde ayetini getirir. Rükü ederse o niyetle ne olmuş oluyor? Secdesi de olmuş oluyor. Çünkü secde rüküye benzer. Kıyam benzemez. Dolayısıyla bu benzerlikten dolayı ne olur? Orada secdesini yapmış olur. Halbuki secde normalde yere tamamen yüzünü değdirmektir, alnını değdirmektir. Ama burada kıyası celiye göre oluyor. Sümbel müstahsen bir kıyas, bir kıyaslı hafi, hafi gizli kıyasla istisna yapılan tasdik tadiyeti işte onun illeti başka bir şeyde geçebilir. Bir hilal-i aksamil ukar, diğer sayılı kısımlar böyle değil. Evet, eserle icmâle zarar olanlar böyle değil. Bunlar kıyasla dönmüştür. Mesela Selim'in hükmünü başka bir şey geçiremezsin. O Selim'de ancak. Orada sabit olmuştur. Zarurat ne desin? Neredeyse zarurat orada olmuştur. Onları başka yere aktaramıyoruz. Ama illeti tesir edici olan, evet, tadiye edebilen, başka yere geçebilen istisanın diğerlerine hükmünü aktararak onunla kıyas yapmak çaredir. Yani. La tera bakmaz mısın? Ennel ihtilafi fil semen para, semen, ücret parada ihtilaf kable kabzil mebi' mebi'yi almadan evvel alışveriş oldu. Bayi arabayı sattı. Müşteri arabayı alacak. Tamam mı? Daha almadan evvel o dedi 30 milyar, öteki dedi 40 milyar. Bu durumda la yücubu yeminel bayi kıyasen. Kıyasa göre, normal kaydaya göre bayi burada yemin etmeyecek. Niye? Çünkü müşteri inkar ediyor. O zaman inkarcı kimdir? Müşteridir. Müşteri yemin etmesi lazım. Ama yücubuhu istihsanen, istihsanen bayi de yemin edecek. Daha malı teslim almadan evvel mal duruyor. Para şimdi verecek. Parayı adam 30 bin lira diyor. Vereceğim diyor müşteri. Bayi diyor 40 bin lira. İtiraf çıktı. Burada şimdi bayi diyor. Ben 40 bin lira sattım diyor. Karşı taraf diyor. Hayır 30 bin lira. Karşı taraf neyi inkar ediyor? 40 bin lira olduğunu inkar ediyor. İnkarcı ne yapar? Yemin eder. Bayi neyi inkar ediyor? Onun 30 bin lira dediğini azı söylemesini inkar ediyor. Hayır ben çok dedim diyor. O kendi davası ispat değil de karşı tarafın verdiği sözü inkar durumundadır. Dolayısıyla her ikisi ispat, her ikisi inkar durumundadır. Bu durumda her ikisi de yemin eder. Mal durduğu için zaten geri verilir, iş bozulur. Bazı hükmün bu hükümdür ki
Etatta ilel variseyn. Faraza o iki kişi orada ölse, anlaşma öyle daha şey olmadan kalsa ne olur? Bunların çocukları aynı hüküme varis olurlar. Ne yapacaklar? Tekrar hüküm verilmesi için çocukları imettirilecek. Evin icareti ve kiralama akdi olsa mesela, kiralama da bölüp durmasa, asıl akdi yapanlar ölseler varislerine geçer. Ama badel kabzı, ama mal teslim aldıktan sonra adam müşteri araba aldı. Şimdi para verecek, itiraz çıktı. Benim yecip yeminül bayi. Burada bayinin yem etmesi gerekmez. Tamam mı? Normalde. İlla ancak bir eser. Ancak rivayet getirilirse hadis-i şerifte ki mal duruyorsa yeminsin diyor sana. İzak telefe mütebayyan ve silatü kaymetün bi ayniha tehalefe eşya duruyorsa her ikisi yem eder. Bir taraf da mal geri verir. Buna göre felem tasıka tadiyeti bu. Buranın işte bu hükmün diğer kısımlara, demin saydığımız gibi varislere geçmesi yok. Bu orada kalır. Orası da kayıtlı olsun. Ve şartul iştihat, iştihat şartı, evet, iştihat şartlarına geç şimdi. En yahviye ilmel kitab, müştehit kim olabilir? Şimdi bizim yerli müştehitlere bakalım. Televizyon müştehitlerine, profesörlere. Bunlar bir alem ha bu profesörler. Bu profesörler, Allah bunlara hidayet versin, ilahiyatçılar. Bu televizyonda konuşanları diyorum ha, yani sessiz durup da, edebiyle durup da dinin hassas noktalarına müdahale etmeyen, kurcalamayan, en azından susan diyeyim yani. Gerçi haksızlık karşısında susmamak lazım da adam susuyor neyse. Onun önce dediğimiz yok. Bu televizyon çıkıp da reklam için, para kazanmak için almış karşısına bir kadını çırılçıplak onunla konuşuyor. Veya cahil, cühela, hiç dinle haber olmayan bir adam konuşuyor. Ona veriyor. Şöyle yoktur, böyle yoktur. Ben Kur'an'ı biliyorum, baktım yok, orada yoktur, böyle değildir falan gibi ahkam kesen bu profesörlere Allah hidayet versin. Bak, iştihat şartları, kendileri müştehit gibi görüyor ha. Yani yaptığı bir tezi, tez yaparak profesör olmuştur, o tez iştihat şeydi falan filan deyip kendileri müştehit gibi görüyorlar. Müştehit kim olur bak? En yahviye ilmel kitab bimanihi. Kitabın, Kur'an'ın lügat ve şer'i manaları bilecek bir yer. Vücuhihi. Elleti kulna, geride söylemiş olduğumuz kitap bahsinde nas, has, am, emir, nehi, zahir, nas, müfesser, muhkem, dalbi, ibare, dalbi, işaret, dalbi, tere, dalbi, iktiza, neyse artık 1005 kısım falan girmişti. Onları bilmesi lazım. Sünnet demek ki bu toplam yani ayet, Kur'an-ı Kerim'den ahkamla alakalı olan ayetler aslında 500 tanedir. Ya ilmez sünneti, sünnet ilmini de ihtiva edecek. Turukiha yollarıyla bahsedilen şekilde tevatür, değil mi? Meşhur, ahad. Sünnetten de üç münaz-ı şerif deniyor. Evet. Bunları bilmesi. Ben yarife vücuhel kıyas bi turukiha. Kıyas yollarını şartlarıyla, rükmüyle neyse artık onları da bilmesi lazım. Evet. Böylece bu görüşleri, bu ilmi ihtiva ettikten sonra tabii ki ashab-ı kiramın icmalarında bilecek ki İcmaya mali bir şey söylemesin. Dört mezhebin iştihatlarını bilecek ki onlara ters bir ortamda düşerse o zaman kabak gibi ortada kalır. Evet. Bu kadar ilim olan bir müştehit varsa buyursun gelsin. Adam bugün bir şey diyor, yarın başka bir şey diyor. Bir videosunda başka türlü, öbüründe başka türlü. En kat'i hükümleri inkar ediyor onlar. İsa Aleyhisselam'ın inişi tevatür. Kabir azabı. Bunlar bir yani manaca tevatür olmuştur. Sırat köprüsü, şefaat, tamam mı? Tevessül, teberrük, bunlar hep yani artık asırlarca bu üzerine ulema ittifak ederdi geldiği için artık neredeyse manevi tevatüre dönüşmüştür. Bunların inkarı asla ve kat'a artık mazur değildir. Bunları inkar eden de bidatçıdır, sapıktır. Ve hükmü kıyasın iştihadın hükmü, iştihadın hükmü el isabetü bi galibi rey. Galibi rey, zannı galibiyle isabet etmiştir hükmü veriliyor. Yani her müştehit zannı galibine göre isabet eder. İsabet etmek için uğraşıyor. Hatta kuluna enden müştehid de yok diyor ve Yusuf bak demek ki kesin demedi oraya. Yakinen demedi, galibi rey dedi. Bu yüzden hatta kuluna diyoruz enel müştehid de yok diyor ve Yusuf bu hata da edebilir, isabet de edebilir. Vel hak, hak ise fi mevzil kılâh, itilaf mevzisindeki hak nedir? Vahidin tektir. Evet. Bir eser İbn-i Mes'ud radıyallahu anh fil müfevvizati. Müfevvizde İşini ısmarlamış. Nikah işini ısmarlamış. Ki ve hiye o kadın elleti ma te anha zevcuha.
kocası ölmüş. Kablet tuhul bir ha kendisiyle cima etmeden evvel buluşmadan evvel ölmüş. Ama öyle müsemmelle hem mehrun anlaşma yapıldı ama mehir konuşmamış. Resulü İbni Mesud anha. Abdullah İbni Mesud'a bundan sordular. Kadının durumu nedir? Fekale. İşte eştehidü fiha. Bundan iştihad edeceğim. Bile iyi görüşümde. Ayette bulamadım. İn esattu hesap edersem femini Allah. Allah'tandır. Allah yardımcıdır. Ve in ahtatu hata edersem feminni bendendir. Ve minneş şeytan şeytanlıdır. Ya gördüm. Demek ki burada isabet etmeme durumunda olabilir diye söyledim. Erala mehremisli nisaiha. Kendi ailesinin sülalesinin kadınlarının mehri gibi bir mehir. Mehrimsil diyor buna. Mehir konuşmadığı zaman mehrimsil takdir edilir. Mehrimsil verecek diyorum dedi. Evet. Rivayetin devamında la kisve ve la şatat. Yani onun için artık bir elbise, nafaka, oturma için ev falan gerekmez. Sadece mehrimsil gerekir. Çünkü buluşmamışlar. Yani gerdeğe girmemişler. Orada oturan bir asaptan bir tanesi dedi ki ben bunu Efendimiz Aleyhisselam'da da böyle işitmiştim. Deyince Abdullah bin Abbas çok sevindi, çok memnun oldu. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ın sözüne uyduğu için. Yani zaki bir mahdarın bir sahabeti. Bu asaptan bir toplum zorunda oldu. Bilen bir ki aleyhi ahadun minhum hiçbir sonu inkâfmedi. O zaman ne oldu? Ekâni cimâ'an alâ ennel iştihâde yahtemülül hata'a ve sevâbe. Demek ki bu artık iştihâdın hata da olabilir, sevap da doğru da olabilir olması hakkında icma olmuş oldu. Kaletil mutezilatü mutezile bu sapık mezhep akılcılar. Küll müştehidin musibun musibun diyor. Her müştehid musibdir. İşte bugünler de böyle. Ben müştehidim bir adam. İştihad ettim. Doğrudur diyor. Başkasını görmüyor. Vel hak fi mevzil hilaf müteatim. Bunlara göre bir ihtilaflı konuda hak birkaç tanedir. Onun dediği de doğru. Onun dediği de doğru. Onun dediği de doğru. Öyle değil. Bizim nasıl görüşümüz? Bizim mezhep müştehidlerimizin dediği doğrudur. Diğerinde hata ihtimali vardır. Diğerinde doğru ihtimali vardır. Hataya ihtimal, hatalıdır. Şafii de aynı şekilde diyor. Bizim mezhebimiz diyor kendisi. İsabet etmiştir, hata ihtimali vardır. Karşı tarafında isabet etme ihtimali vardır, hatalıdır diyor. Yani birbirleri demek ki hatalıdır, bizimki daha isabetlidir diyorlar. Birbirlerini tekfir etmiyorlar ha. Dört mezhep birbirini tekfir etmez. Ama Vehhabi, Şii, Mutezile onlar diğer insanları tekfir ediyorlar. Onlar itikatta sapmışlar. Ve azal ihtilaf, bu ihtilaf nakliyat. Dün akliyat. Demek nakli rivayetlerde bu oluyor. Akli konularda, akaid konularında ne yok? İştihat yok. Sadece o akli, akaid konularında rivayetleri aktaracaksın. Zaten o akıl onu anlamaz ki. Sümbel müştehidü müştehid izâ akta'a hata edince kâne muhteyen ibtidâen. İlk anda o hatalı girişmiş oluyor işe. Entihan ve nihayetinde de hataya ulaşıyor. İndel bas, bazılara göre böyle olur. Ben muhtar ama seçenek görüş ennehu musibun ibtidaen muhtirin imtihan. Baştan isabetlidir yani. Niye? Çünkü iştihada giriştiği zaman kitaba, sünnete, rivayetlere bakıyor. Ondan sonra gayretini kullanıyor. Bu durumda haklıdır. O durumda isabetli sayılır. Ama neticeye vardığımız zaman tutturamamışsa neticede hata olmuş oluyor. Yine buna Cenab-ı Hak bir sevap veriyor. Yani o yüzden müştehitler Allah hepsine rahmet etsin. Allah hepsine razı olsun. Velhâzâ işte müştehit hata da edebilir, isabet edebilir. Olduğu için kulna deriz. La yecuzu tahsisul illeti. İlleti tahsis etmek doğru değildi. Benim illetim doğrudur, haklıdır, tesir edicidir deyip de ama hüküm bundan geri kalmış olabilir. Bir maniden dolayı olabilir demesi doğru değildir. Yani çünkü yüyetti illet tasvih bir külü müştehid. O halde herkes, her müştehid ben doğruyum der. Benim illetim doğrudur, isabetlidir diyor. Ama hüküm burada geri kaldı. İşte bir maniden dolayı tahsis illet yaptı. Yani illetini ne yaptı? Doğruya tahsis etti. Hilafetli bazıları bunun buna hitap etti. Onlara göre tahsillet olabilir dediler. Ve zalike tahsillet ne demektir burada? En yakure temsildir. Kânet illeti tücibü zalike. Benim illetim şu hükmü gerektiriyordu. Lakin o fakat bu lemyecim hüküm lemyecim gerekmedi. Niye? Mâ kıyâmihâ. Benim illetim getim illet bulunduğu halde imâniyim bir mani dolayı. Evet, bir mani çıktı. Oysa illetim ben tamamdır demesi nedir? İsabetli bir söz değildir. Fesaren mahal, o mahal olmuş olduğu mahsusan bil illeti bir hazret değil. Bu delille illete tahsis edilmiş oldu sanki. Bu yanlış bir yorumdur. Ve indiğine bize göre ademül hükmü, hükmün orada oluşmaması binaenaleyh ademül illeti. İlleti olmadığı içindir. İlleti olsaydı hüküm olacaktı. Çünkü illet hüküm bedene getiren şeydir. Değil mi? Kandil ipini kestiğin zaman kandil düşer. Bir şey itilediğin zaman o şey düşer. Düşmüyorsa demek ki itiklemiyorsun demektir yani.
benzerce fissaimi iza subbel ma fi halkihi. Mesela oruçlu adamın boğazına su dökülsün zorla. Ne olur? Enne yufsidu sami, orucu bozar. Ne diyeceğim? Fevati rukni. Çünkü imsak tutma şeyi kalktı. Vezemun aleyhin nasi. Dolayısıyla unutarak orucunu yiyen de bunun gibidir diyorlar. Halbuki onda oruç bozulmaz. Evet. Ve necaze hususel illeti, kim illetin tahsisine cevaz verirse, kalet der ki imtena hükmü hazreti ta'li, bu illetin hükmü imkansız oldu. Sen de buradan illi mani. Bir mani olan ki vehvel eser. Yani uyan adam, unutan adamın orucun bozulmaması eserledir. Hadis-i şerif var. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyurdu? Temme ala samike, orucun üzerine devam et. Fe innemâ et'amekellâh estekâke, Allah seni yediğini içirdi. Halbuki yedi işte halde orucu kalıyor. Niye? Çünkü unutmuş. Bundan dolayı bozulmadı. Normalde bozulması lazım diyor. Bu şekilde der. Evet. Kuluna biz deriz ki imtena l-hukmu, orada oruç bozulma hükmü imkansız oldu. L-ademil illet, illet yok. Demek ki unutanda orucu bozan bir illet yok. Kendi sanki lem yıftır, o iftar etmedi. Lenni fiilen nas, unutan kişinin illeti mensubun ila sahibi şer, şera sahibine ettim. Mevla onu unutturdu. Vestakata anuhu manel cinayet. Orada cinayet, yani oruca karşı bir suç işleme durumu yok oldu ondan. Ve bakıyorsam orucu kaldı. Libekai rükni, rükni, orucun rükni onda durduğu için. Oruç tutma hükmü onda durduğu için orucu kaldı, sağlam kaldı. La la maniyen, la limaniyen ma fevati rükni. Orucun rükünü gitti de bir mani dolayı düşmedi demiyoruz. Orada adam oruçludu. Onun yemesi, içmesi Allah'ın onu unutturmasıyla ona ikram edilir. Yani. Evet. Ve bu niye ala haza, işte bu tahsillet üzerine bina edildi. Taksimul mevani. O halde manileri taksim etmek gerekti. Ve bu maniler hamsetün, beş tanedir. Maniun yemneu in ikadel illeti. Bir mani ki illet olarak bağlanmasını eder. İllet olamaz yani. Kebe'il hurri. Hürrün satışı. Hür mal değil ki satılsın. Satış orada olmaz. Ve mani yemne temamel illeti. Bir mani ki illetin tamamlanmasını, illetin tam oluşmasını eder. Kebe'i abdil gayr. Başkasının kölesini satıyor. Köledir, satılabilir ama başkasınındır. Bu da olmaz. Ve mani yemne imtidal hükmü. Bir mani ki hükmün ilk anda oluşmasını eder. Ki hıyar şartı fil bey. Sattın bir malı. Satışta muayyerim diyorsun. Muayyer sen sattın ama aslında satmadın. Çünkü muayyerlik var. Ve mani yemne temamel hükmü. Bir mani de hükmün tamam olmasını eder. Kehiyari ruh etti, malı sattın, verdin ama adam görme muhayirliği var. Gördüğü zaman ayıbını görürse geri ver. Emanü yemne lüzumel hükmü, bir manada hükmün lazım olmasını, hükmün artık tamamen geçerli kılınmasını meneder. Kehiyari ayıp, ayıp muhayirliği. Malı görme, ben sipariş verdiğim gibi değilmiş, sipariş verdiğim gibi çıkmadı deyip görme ruh etti o. Bir de malda ayıp çıkma durum var o zaman. Malda her şey anlaştılar. Aldım bir kitap. Meğerse kitap ortasında 5 sayfası noksanmış. Ne oldu? Bu ayıptan dolayı geri verilir. Bunlardan dolayı işte maniler ne oluyor? İlleti men ediyor. Evet. Bundan sonra illetin kısımlarına geçti. Onları da inşallah sonra şey yapalım.